Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif Demircan, Türkçe öğretmeniyim. Yıllardan beri hangi derse girersem gireyim, küçüğünden büyüğüne, ortaokulundan lisesine öğrencilerin sürekli bana sorduğu bir şey var. Hocam, sıfatlar, zarflar, zamirler, kelimeler, sözcükler, kitap okumalar ne işimize yarayacak? Onları sürekli kendini doğru ifade eden, geliştirebilen, canlılığa açık bireyler olması için teşvik etmeye çalışırken söylediğim bir şey vardı. Kelimeler ileride sizin sermayeniz olacak. Evet, gerçekten kelimeler sermayeye dönüşebilir. İlk paramı kazandım. İlk paramı çektim videosuyla karşınızdayım. Hadi o zaman nasıl para kazanmışım, ne kadar kazanmışım onu dinlemeye geçelim. Sizlere Google AdSense kağıdımla geldim. İlk paramı çektim videosu aslında uzun zamandır isteniyordu. Fakat bir türlü pin kodum gelmediği için paramı çekemedim. Ve bunu video haline de getiremedim. Artık bugüne kısmetmiş. Param geçen hafta yattı. YouTube'dan para kazanılıyor mu sorusunun cevabı gerçekten evet. Ama ne kadar tatmin ettiği gerçeği kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Bir öğrenciye ben 500 lira birikti hesabımda dediğimde ooo diyor. Fakat bir arkadaşıma söylediğimde yok artık hani 500 lirada ne ki onca uğraştım bu mu yattı diyor. Açıkçası bana çok aşırı böyle çok yüksek bir meblağ gelmedi. İlk ay Aralık ayında 444 lira kazandım. Ben Ocak'la birlikte çektiğim için toplamda 1625 lira çektim. Neden videonun başında söyledim? Daha ilk 50. saniyemde. Sebebi şu. Ben birçok ilk paramı çektim videosunu izlediğimde işte sonunda söyleyeceğim mutlaka. O zamana kadar YouTube sürecimi anlatacağım diyenler oluyordu ve ben çok sinirli izliyordum. Yani internetim donuyordu sürekli. Herkesin ne kadar kazandığını merak ederek bu işe başlamıştım. Gerçekten para kazanmak istiyorsanız kısa sürede ciddi ciddi bunu bilmiyorum hobi olarak dahi yapsanız iş olarak görmeniz gerekmekte. Onun haricinde yorumlara aniden cevap vermeniz YouTube'un size öne çıkarılanlar sekmesinde daha fazla göstermesi için emek harcamanız gerekmekte. Şimdi şöyle bir zarf geliyor elimdeyken hazır göstereyim. Bu zarf şöyle özel bilgiler var mı burada yok. Zaten çok da net belli olmuyor. Adımız yazıyor. Önemli doküman içermektedir diyor. Şöyle ben iki kere pin kodu istedim hemen gelmediği için. Pin kodu ikisinde de aynı geldi. Benim pin kodumun gelmesi 2,5 ayı buldu takriben. Şöyle ki ilk YouTube'a nasıl başladım ondan bahsedeyim. Gerçekten sosyal medyayı nasıl kullanıyorsam, işte hikaye çekip Instagram'a nasıl atıyorsam ya da Facebook'ta nasıl fotoğraf paylaşıyorsam o mantıkla başladım YouTube'a. Normalde aklımda eğitim kanalı ile bir şeyler oluşturmak vardı. Fakat ben biraz işte böyle keyif alarak yapmak istedim. Sonra belki öğrenirsem, büyütürsem eğitim kanalına da çeviririm. Ayrıca bir kanal açarım dedim. Ne yaptım? İlk başlarda her gün video attım. Güzelmiş, çirkinmiş, rezil olacakmışım, işte çok kötü eleştiriler alacakmışım. Buna hiç bakmadım. Şu an bile dikkat ettiyseniz şu kirpiğim dökülmüş, bu kirpiğim böyle tam. Bu halde video çekiyorum. Mesela birçok kişi gelecek eleştiriden korkup bu halde videonun karşısına çıkmaz. Böyle şeyleri eğer YouTube'a başlayacaksanız önemsememeniz gerekiyor bir kere. Biraz özgüvenle de alakalı tabii ama mutlaka kurduğunuz düzenek, oluşturduğunuz içerik size hitap etsin. Siz gerçekten bu işi severek yapın. Bu işten para kazanırsınız. Benim 3,5 ayda para sekmem açıldı. Yani çok çabuk açılmasının sebebi dediğim gibi her gün video atmaktı. Benim izlediğim bütün videolarda işte 1 yılda, 1,5 yılda para kazanmaya başlayanlar var. Samsung A50 telefonum. Bütün çekimlerimi onunla yapıyorum. İşte ring light ışığımı kendim yaptım. Kanalımın içinde bulabilirsiniz. YouTube'a girme fikriniz varsa eğer kesinlikle üretken, aktif ve enerjisi yüksek birisi olmanız gerekiyor. Çünkü inanın o enerji kameraya da çok yansıyor, izleyiciye çok yansıyor ve sizin tıklanma oranınız, enerjiniz ne kadar yüksekse o kadar yüksek oluyor. Hani şu selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz diye giriş yapanların gerçekten var bir bildiği. Yani o enerjiyi gerçekten karşı tarafa geçirmeniz gerekiyor. Onun haricinde YouTube'la ilgili eklemem gereken süreçten bahsediyordum. Benim para kazanma sekmem dediğim gibi 3,5 ayda açıldı. Ben o esnada çok heyecanlandım. Yani sürekli videolar çektim, sürekli videolar attım. Bazen günde 2 kere video attığım oldu. YouTube otomatik olarak işte bu aktif bir kanal. Güncel olduğu için daha fazla tıklanma oranı olması için insanların karşısına daha fazla çıkartıyor.
Bir de ben bunun gerçekten çok etkili olduğunu düşünüyorum. Kanalınızın amacı neyse hakkınızda en öz bilgiyi yazabileceğiniz bir kısa özet olsun elinizde. Ve bunu sizin kanalınızın içerikleriyle benzer içerikler üreten videoların altına kopyalayıp yapıştırın. Ben mesela şunu çok yaptım. Gerçekten bakımla ilgili videolar çektim ya da ne bileyim hikaye okudum, onu anlattım. O an neden keyif alıyorsam onu anlattım. Onun özetini şu şekilde yaptım. Hem içimizi hem dışımızı güzelleştirmeye yönelik içerikler üretiyorum. Belki kanalımın içerisinde seveceğiniz içerikler vardır. Ziyaret eder misiniz dedim. Ki gerçekten bu şekilde tesadüf olarak kanalıma gelen, bir anda büyüyen bir kanal haline geldim. Bana göre büyüyen. Çok büyük bir kanal değilim. İşte 10 bine yaklaşıyor abone sayım. Fakat bilmiyorum. Ben onları paylaştıktan sonra kesinlikle tıklanma oranım çok ciddi arttı. YouTube Analytics'ten, stüdyodan indiriyorsunuz Google Play'den. Oradan sürekli olarak takip ediyorum tıklanma oranımı. Zaten enerjinizle paralel olarak kendiniz de biliyorsunuz ne kadar tıklandığınızı. Onun haricinde YouTube'a başlarken bana çok yardımcı olan, eğer böyle bir fikriniz varsa sizi gerçekten geliştirecek olan içerik oluşturma akademisi. Google'ın kendi oluşturduğu bir eğitim kursu aslında. Planlamalar var. Her gün belli derslere katılıp, belli videoları izleyip, belli makaleleri okuyup sınava tabi tutuluyorsunuz. Bir sınavı geçmeden bir sonraki basamağa geçemiyorsunuz. Aşamalılık esasına göre oluşturulmuş bir eğitim kursu. Kesinlikle nasıl başlık atacağınız, nasıl içerik oluşturacağınız, arka planınızı nasıl ayarlayacağınıza kadar bütün ayrıntılar içinde bana çok iyi fikirler vermişti. Ben mesela ışığa çok para harcadım. Eğer böyle bir işe girişecekseniz asla sarı ışıkla başlamayın. Beyaz bir ışık alın, kendiniz oluşturmaya çalışın. Zaten her şeyin videosu var. Onun haricinde gerçekten bu hayatta neyi yaparken hoşlanıyorsanız onunla ilgili video çekmeye çalışın. İşte öğrencilerden çok geliyor bana. Hocam kesinlikle oyun videosu çekin. Oyun videosu çok izleniyor. Ben oyun oynamayı sevmiyorum. Ya da ben işte saçımı tararken daha çok keyif alıyorum. Tarakla ilgili video çekmek istiyorum diye cevap veriyorum. Gerçekten neyi sevip istiyorsanız onu yapın. Onun haricinde eklemem gereken ne kaldı? Ne sorulabilir? Yine sorunuz olursa videonun altına yorum olarak bırakın. Yani şöyle, ben ilk zamanlar hiç aksatmazdım. Hemen yorumlara cevap verirdim. Sonlara doğru yorumlara cevap verme hızım. Tabii ki iş hayatımla doğru orantılı olarak böyle şey olmaya başladı. Sekteye uğramaya başladı. Çünkü işte yoğunluk artınca otomatik olarak yorumlara geç cevap vermeye başladım. Şimdi bir ara konudan koptum. Şimdi tane tane anlatacaklarımı kafamda toparlamak. Mesela böyle bir şey yapıyorsanız kesinlikle bir planınız olmalı. Ben not defterimle gelmedim. Normalde içerik oluştururken kaba taslak, giriş, gelişme, sonuçta neler söyleyeceğimi kafamda ya da ufak notlarla ajandamda not ederek yapıyorum. Bunun kesinlikle çok faydasını görürsünüz. Bunu tavsiye ederim. Bir de şey söyleyecektim. Yani keyif için bile bir işi yapıyor olsanız çok aşırı doğaçlama gitmemenizi öneririm. Yani kafanızda ufak da olsa şöyle 1-2 saat öncesinden bir şeyler oluşmaya başlasın. Para kazanmayla ilgili ayrıntılara devam etmem gerek. İlk zamanlar bana günde 3 dolar geldi. İşte 4 dolar geldi. Sonra bir ara sürekli yorumlara düzenli cevap verdiğim için, düzenli yine video atmaya devam ettiğim için günde 15 doları buldu. Yani her gün böyle 15 dolar yazsa oh çok paşalar gibi yaşarım gibi bir fikir vardı. Ama maalesef öyle olmuyor. Bazen 2 dolara da düştüğü olduğunu. Şu an ortalama böyle 6 dolar, 7 dolar gibi geliyor. Değişiklik gösteriyor. Ama gerçekten enerjiniz düştüğü anda dediğim gibi tıklama oranı da düşüyor. Kesinlikle dolar da düşüyor. Ben de bu konuları çok bilerek başlamadım. Bana işte mesaj atanlar var. Öğrencilerimden de var. İşte başlamayı düşünüyorum. Senden gördüm, nasıl yapacağım? Mesela üniversiteden bir arkadaşım atmış. Çocuğu var. Ben işte bebeğime nasıl yemek yediriyorum, nasıl uyutuyorum? Bunu dedim kanalında anlat ama bebeğini ayrıca gösterme. Yani ben de tam hakim değilim o kısımlar ama şu var. Eğer 18 yaş altına hitap edebilecek ya da 18 yaşın altında çocukların bulunacağı videolar çekeceksek para kazanamıyoruz. Google'un böyle bir yeni güncellemesi var. Geçen Aralık ayında geldi bu güncelleme. Mutlaka veli rızası, işte çekilen kişinin rızasının olması gerekiyor. Yani çocuk grubunda kabul edilen, tabii ki ülkeden ülkeye çocuk grubu yaşları fark ettiğini söylüyordu o okuduğum yönergede. Ama böyle bir şartname var. Zaten Google sizinle eğer
para yatacak kıvama kadar gelmişse, zaten daha hesabınızı ilk açtığınızda bir sözleşme imzalıyor, iş ortağı olarak gözüküyorsunuz. YouTube'a video çekip atmak inanın çok zor bir şey değil, çok sıkıntılı bir şey değil. Ha bu arada şeye dikkat edin, eğer videolarınız 10 dakikanın üzerine çıkarsa 10.01 de olabilir, hiç fark etmez. Siz kendi isteğinizle daha fazla reklam koyabiliyorsunuz ve reklamların %55 geliri size geliyor, %45'i YouTube'a gidiyor. Bu arada her videoda klasik anlatılır, 4000 saat izlenme barajı ve 1000 tane abone barajı var. Buna es geçmemem gerek. Ben her gün düzenli olarak işte ilk zamanlar 10 saat izleniyordum. Sonra bir anda 100 saat izlenmeye başladım. Zaten para kazanma sekmem açıldıktan sonra günde 1000 saat izlenmelere kadar çıktı. Aslında YouTube sizin kanalınızda insanların ne kadar kaldığını hesaplıyor. Ve istatistik veriler gerçekten çok ayrıntılı. Size eğitimli kişiler mi izlemeli? Ya da sizi hangi yaş grubu izlemeli? Hangi cinsiyet izlemeli? Hangi ülkeden izlenmelisiniz? Gibi böyle istatistiklere tabi tutuyor. Bunu Google'ın Analytics kısmında gerçekten ayrıntı olarak görebiliyorsunuz. İşte benim izlenme oranım genellikle orta yaşlar. Almanya'dan çok fazla var. Zaten ilk zamanlar Almanya'dan bana çok fazla yatıyordu. İşte 1000 gösterim başına maliyet diye bir şey var. Dediğim gibi çok ayrıntılı konular. Eğer bu işi yapacaksanız atlamanız gerek. Yani gerçekten tamam ya, iyi kötü artık deyip atlamanız gerek. Bu arada üslubunuz çok önemli. Sadece video çenindeki üslubunuz değil, yorumlara verdiğiniz cevaplar ve YouTube'da bulunurken, kendinizi ifade ederken kullandığınız kelimeler hem takipçi açısından çok önemli, hem de YouTube kanalınızı düzenli olarak inceliyorlar, öyle söyleyeyim. Ben kadın cinayetleriyle ilgili çok ufak bir video atmıştım. Daha kanalımın para kazanma sekmesi açıldığı gün nefret söylemli içerik diyerek para kazanması kapatıldı. Sonra ben incelenmesi için dilekçe yazdım. Zaten eğer bu işlere girişirseniz böyle ufak ufak araştırmalarla, dediğim gibi içerik oluşturma akademisinden de ayrıntılı bilgilerle öğrenebilirsiniz. Orada görmüştüm. Tekrar işte itirazda bulunuyorum, incelenmesini istiyorum. Ben nefret söylemli içerik barındırmadım gibi bir durumla itiraz ediyorsunuz. Sonra tekrar inceleniyor. Reklam verenler gerçekten nefret söylemli içerik ya da patlayıcı madde ya da zararlı bir durum görmediyse sizin o videonuza reklam verebiliyorlar. O yüzden kullandığınız içeriklere biraz olsun dikkat etmek gerekiyor. İşte kan göstermek ya da ne bileyim patlayıcı madde göstermek, böyle şeyler yasak. Küfür konusunda bilmiyorum, birçok YouTuber ediyordu aslında, artık o da değişti diye biliyorum. Dediğim gibi söylemleriniz çok önemli aslında. Onun haricinde eklemem gereken bir şey kaldı mı bilmiyorum. Eğer anlamadığınız, takıldığınız noktalar olursa elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım. Abone olursanız çok sevinirim. Bunu dememeliyim. Sizleri seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın.